Bismillahirrahmanirrahim. Mısır Arap Cumhuriyeti Vakıflar Bakanlığı'ndan Cuma hutbesinin Türkçe'ye çevirisini sizlere sunuyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ İyilik edin, şüphesiz Allah iyilik edenlere sever. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salatü vesselam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. İslami mesajı iyilik, merhamet ve ilerleme mesajıdır. Bu mesaj dayanışmacı ve bağımlı bir toplumun gölgesinde diğer insanların acılarını paylaşma temelinde bencillik ve açgözlülüğün tazahürlerinden uzak bir şekilde insanların insanca bir yaşam sürmelerini amaçlamaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yanı başında komşusu aç iken ve bunu bildiği halde tok olarak yatan bana iman etmiş değildir. Başka hadisi şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Allah'ın nimetler verdiği bazı insanlar vardır. Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamak için infak ederlerse bu nimetler devam eder, yoksa Allah başkalarına verir. Bu dini, insani ve toplumsal değerler tüm insanlar arasında gereklidir. Sıkıntı ve kriz zamanlarında ve zayıflara bakma konusunda daha önemlidir. Fakirlere sadaka vermek bir sadaka ise, akrabalık bağı bulunan kimseye sadaka vermek hem sadaka hem de sıla-i rahimdir. Ana babanın evladı üzerindeki hakkı ödenemeyecek kadar çok büyüktür. Allah Teala şöyle buyurur. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tavazu kanadını indir ve de ki Rabbim tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. Hiç şüphe yok ki anne ve babaya iyilik ve ihsan etmek bütün şeriatların üzerinde ittifak ettiği bir şey olup tüm peygamberlerin ahlaklarındandır. Hazreti Yahya aleyhisselam hakkında Allah Teala şöyle buyurur. Anne babasına iyi davranan bir kimseydi, isyancı bir zorba değildi. Hazreti İsa aleyhisselam hakkında da Allah Teala şöyle buyurur. Beni anama saygılı kıldı, beni azgın bir zorba kılmadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesinin kabrini ziyaret ettiğinde ağladı ve etrafındakileri de ağlattı. Bu da onun annesine iyiliğindendir. Ebeveynlerin çocukları üzerinde pek çok hakları vardır. Bu hakların en önemlisi onlara tam saygı ve itaattir. Allah Teala şöyle buyurur. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir. Rivayet edildiğine göre Ebu Hüreyre radıyallahu anh iki adam gördü. Bunlardan birine şöyle dedi. Bu senin neyindir? Adam, bu babam dedi. Ebu Hüreyre dedi ki, o halde onu ismiyle çağırma, önünde yürüme, ondan önce de oturma. Ana babasının duasını kazanan kimsenin dünya ve ahirette başarılı ve mutlu olduğunu söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir. Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın evladına duasıdır. Babanın kendi çocuğuna duası reddedilmez. Ana babasına hayrı olmayan kimse kendisinde hiçbir hayır yoktur. Ne geçinilir, ne arkadaş edinilir, ne de hiyanetinden emin olunur. Şerefli İslam şeriatımız, ana babaya ihsan etmeyi vurguladığı gibi yaşlılara ve zayıflara hürmet gösterilmesini, onlarla ilgilenip haklarını vermeyi tavsiye etti. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki ihtiyar Müslümana hürmet etmek Allah'a saygıdandır. Evet, yaşlılar saygıya ve ihsana layık kimselerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüklerimize şefkat, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Yine de Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu.
küçük büyüye, yürüyen oturana, az sayıdakiler çok sayıda olanlara selam versin. Diğer hadis-i şerifte sözü büyüğünüze bırakın buyurulmuştur. İslam dinimiz saygı, iyilik ve iyi muamele bakımından farklı dinlerine veya etnik kökenlerine göre yaşlı ve zayıflara ve zayıflar arasında ayrım yapmaması bir ilerleme ve gelişme noktasıdır. Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir yaşlı zimmi gördü ki kapılar da gezip kapılar da dilenir. Hazreti Ömer ona gençlik vaktinde sana insaf ettik, sonra yaşlılık vaktinde de seni ihmal ettik dedi. Bunun üzerine kendisine ihtiyacını giderecek kadar Beytülmal'dan vermeyi emretti. Tüm toplumda yakınlık ve sevgiyi sağlamak için dayanışma, saygı ve minnettar kalma gibi değerlere kökleştirmemiz gerekir. Allah'ım ülkemiz Mısır'ı ve tüm alemi İslam'ı sen kuru. Ve esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.